Arkadaşlar merhabalar, bu videomda konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani yamukta alan özelliklerinde kaldık. Sayfa 117'deyiz. Yamuğun son videosundayız. Evet, yamukta alan özellikleri. Daha öncesinde paralel kenarın içerisinde kullandığımız için göstermiştim aslında ama yamuğun içine de göstermek lazım arkadaşlar. Şimdi yamukta şöyle üçgen oluşturulduğu zaman ya böyle ya da böyle hiç fark etmez arkadaşlar. Buradaki üçgenlerin alanları ters düz üçgenler de olsa yükseklikleri böyle aynı olduğu için yüksekleri aynı olan üçgenlerde ne diyorduk? Tabanlarıyla doğru orantılıdır alanları. Atıyorum burası 2 burası 5 ise 2'deki alan 2A ise 5'teki alana ne diyebiliriz genç? Ne diyebiliriz? 2A'ya 5A şeklinde söyleyebiliriz. Tamam. Tabanlarıyla doğru orantılıdır. Ters düz üçgenler varsa. Tamam. Bunu unutma. Evet. Geldik şuraya. Örneğe hemen bakıyoruz. ABCD yamuk. AB paralel. CD verilmiş. Bunlar eşit verilmiş. Arkadaş alan dağıtacağımız belli. Özellikle oranlamalar varsa ne yapacaksın? Tabii ki alan dağıtacaksın. Hemen çift çizdeki alan 10'sa hop dağıttın şöyle. Çift çizdeki alan yine ne yapar? Yani şuraya AA diyelim isterseniz. A'da kalan 10'sa A'da kalan yine nedir? 10'dur. Bir de 2 tane Ali Bey 5 tane CD'ye eşitmiş. Yani o zaman ne olacak? Şurası 5K isken burası ne olacak? 2K olacak. Yaz CD'ye 2K, Ali Bey'e 5K yaz. E şimdi kardeş şurası kaç? 20. 5K'daki alan kaç? 20. O zaman K'daki alan kaç yapar? 5K'daki 20 ise K'daki 4 mi yapar? Evet. 2K'daki kaç yapar? 8 yapar. Alan ABCD isteniyor. Burası 8, burası 20. 8 artı 20'den cevabımız kaç yapacaktır? 28 yapacaktır. Hocam çok kolay bir özellik. Geçelim. Demeyin ÖSYM bunu böyle çok da sordu. Bu yani şu mantığı kullandıran soru çok sordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik şuraya. Alanlar oranı verilmiş bu seferde. Alan ACD şu alan bölü. Alan ABC bu alan 2 bölü 5 verilmişse tabanlardaki oranda ne olmak zorunda arkadaşlar? 2 bölü 5 olmak zorunda. Tam tersi. Yani oranlamalar varken tabanlarıyla doğru orantılı diyorduk ya üçgenlerin alanları. Tam tersi. O zaman şey varsa da ne derler ona? Alanlar oranlaması verilmişse tabanlardaki oranlamayı da bu şekilde yazabiliriz. Yazdık. 2K 5K. Sonra bizden EC isteniyor. Bak oranlamalar var. Hatırlayalım. Oran varsa genelde ne çıkıyordu arkadaşlar? Benzerlik. 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 Yan taraftaki oranı nasıl kullanıyorduk? Buradan kısa çizgi paralel çiziyorduk. Amaç kelebek oluşturmak. Bir de temel orantı oluştu burada. Hop hop. Hatta burada orta taban oluştu. Bunlar eşit ya. 2K ise burası ne oldu? K oldu. Kelebeklik oran 1'e 5. O zaman 1'e 5. Bunu niye 4 yazdıysam. Neyse 4 olsun ya. Biraz da zorlanalım. Burası 5 olacaktı ama ben biraz şey yapmışım orada. Önemli değil. 1'e 5. Yani burası A ise burası nedir? 5A. Yazdık bunu. Sonra arkadaşlar bu orta taban çizgisiydi. Şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olacak. Onu farklı renkte kalemle göstereyim isterseniz. Hop şöyle. Şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olacak. Burası 6A ise burası da 6A olacak. Değil mi? Zaten biz 5A'yı 4 biliyoruz. A buradan 4 bölü 5 gelir. Bizden ne isteniyor? EC uzunluğu. EC uzunluğu da 7A yaptı. 7 çarpı 4 bölü 5'ten o da 28 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Her zaman tam sayı çıkacak diye bir şey yok. Tamam. Evet cevap 28 bölü 5. Şıklarda belki bu olmaz. 2 katı nedir? 56 bölü 10 ya hatta 5,6 da olabilir şıklarda arkadaşlar. Artık şıklarda hangisi varsa. Tamam. Geldik bir sonraki soruya. Ne demiş? X kare S1 bölü S2. S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarıysa S1 bölü S2 bak S1 alanı nereye ait? X ve A'ya, X ve A'ya ait. Yamuğa ait değil mi? O zaman kareleri farkı. X kare eksi A kare. S2 de C ve X'e ait şeye ait. C kare eksik X kareye eşit olacaktır arkadaşlar. Niye bunu ters yazdıysam çok ilginç. Aslında burası A olacaktı. Burası da C olacaktı. Ama neyse önemli değil. Buraya C, buraya X yazdığım zaman burası da A'ken. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Şu kareleri farkı. X kare eksi A kare. C kare eksi X kare. Alanlar oranına eşit olmak zorunda. Tamam. Evet. Bu nereden geliyor hocam? Bunu kullanmak zorunda mıyız? Yani bu formülü bilmek zorunda mısınız? Bence değilsiniz. Ciddi anlamda değilsiniz. Niye? Çünkü şimdi ispat yapalım. İsterseniz aşağıdaki soruda bir ispat yapalım. S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarıysa S1 artı bir de S1 artı S2'de 48 birim kare verilmişse S1 alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize.
Şimdi gençler, bir kere oranlama 6, 4 ve 3 kaçta birleşiyor bunlar? 12'de. O zaman 12'de birleşiyorsa buraya 2K diyelim, buraya 3K diyelim. Ali Bey uzunluğu da ne oluyor? 4K oluyor. Ali Bey uzunluğu 4K yazdım. EF'ye 3K yazdım. EF'ye 3K yazdım. Buraya da ne yazdım? 2K yazdım. Evet. Şimdi neydi? Kareleri farkı konuşamadım. Kareleri farkı bölü. Kareleri farkı S1 bölü S2'yi veriyordu. Formülle mi yapayım? Hayır. Arkadaş ne yapabiliriz burada? Vallahi hocam paralel kenar oluştursak nasıl olur? Vallahi oluştururuz ama şuradaki S1 ve S2 alanını parçalıyoruz. Garip bir şekilde parçalıyoruz. Bütün lazım bize. Bütün lazım olduğu için bu sefer tercih etmediğimiz şeydi ama yukarıya doğru tamamlama sanki bu soruda daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Yukarıya doğru tamamladım. Aa hocam ne çıktı? Benzerlik çıktı. Temel orantı çıktı. Benzerlikteki oran 2 bölü 3 mü? 2 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'ün karesi, çünkü benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. 4 bölü 9'a eşit. Yani burası 4A iken burası 9A yazanların kulağını çekerim artık. Çünkü 4A iken tamamı 9A olacak. Burası ne olacak kardeşim? 5A olacak. Dikkat. Tamam hocam, şuradaki benzerlikten bunu yazdın. Bir de şuna bak. Bir de büyükte bir benzerlik var. 2 bölü 4 oran var. 2K'nın 4K'ya oranı 2 bölü 4. Hocam sadeleştirip karesini alsak nasıl olur? Valla burada tavsiye etmiyorum. Çünkü burası 4A'nın korunması lazım. Sadeleştirirsen 1 bölü 2 yapıyor ya. O zaman işte 1 bölü 4 oranı olacak. Burası 4A ya. 4A korunması için ne yapıyoruz burada? Burada 4A'nın korunması için sadeleştirme olayını yapmıyorum. 2 bölü 4 karesi 4 bölü 16. Yani burası 4A iken tamamı 16A olacak. Hocam tamam 16A, 5, 4A, toplam 9A'sı burada. Buraya ne kaldı? 7A kaldı. Çünkü tamamının 16A olması lazım. 9A'sı burada, buraya da 7A kaldı. Evet. S1'i 5A buldum. S2'yi 7A buldum. Zaten S1 artı S2, yani 7, 5 daha 12A'yı bana 48 demiş. O zaman A alanı 4 çıkar. S1 alanı da neye eşitti arkadaşlar? S1 alanı da 5A'ya eşit olduğu için, A'yı da 4 bulduğumuz için cevabımız kaç çıkar? 20 çıkar. Evet, bu sorumuzun cevabı da bu şekilde. Şu formüle gerek var mı? Bence yok. Tamam. O yüzden hiç yanlışımı burada düzeltmeyeceğim bile. Yanlış değildi aslında. İşte burası A yazılırdı genelde ya. A, burası C falan filan yazılırdı. O yüzden formüle gerek kalmadığı için ben yazmıyorum kardeşim. Siz ne yaparsanız yapın. İster ezberleyin, ister yapmayın. Neyse, geldik şuraya. Ne yaparsanız yapın derken, yani kötü anlamda demiyorum arkadaşlar. Formülsüz yapılacak bir şeyken gidip formülle yaparsanız kızarım. O yüzden ne yaparsanız yapın derim yani. Geldik şuraya. ABCD yamuk CE eşittir EB ise alan ADE alan ABCD'nin yarısına eşittir. Hocam nereden geliyor bu? Hemen gösteriyorum kardeşim. Ben buradaki eşitliği kullanmam lazım. İçeriye doğru çizsem yemedi. Ne yapacağız? Buradaki oranlamada hiçbir şekilde özel bir durum çıkmadı. Çünkü buradaki uzunlukları falan filan bilmiyorum ben. Değil mi? Şuradaki uzunlukları bilmediğim için. Oranlamayı başka nasıl kullanabiliriz? Şunu şöyle uzatarak kullanabiliriz. Uzattık. Kelebek çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran kaç? 1'e 1. Yani burası A iken burası da A. Şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Hocam alanlı isteniyor. Alanı da al o zaman. 1'e 1 ise 1 bölü 1'in karesi nedir? Yine 1. Yani alanlar da birbirine eşit olmak zorunda. Peki. Şuraya B alanı diyecek olursam. Aa hocam S'deki S'deki. S'deki alan A artı B ise S'deki alan yine ne olacaktır? A artı B olacaktır. Dikkat et. Tüm alan ne yaptı? Şurayı düşünme. Yamuğun alanı düşün. A artı B burada. A burada, B burada. Yani A artı B yine burada. 2A artı 2B iken tüm alan 2A artı 2B iken burası da A artı B oldu arkadaşlar. Dolayısıyla gerçekten de tüm alanın yarısı oldu. Niye ispatını yapıyorum? Olur ya, karşınıza böyle eşit değil de farklı bir oranlama çıkarsa, atıyorum burası 2K burası K olduğunda nasıl bir hamle yapacağını sana göstermiş oldum. Uzatırsın böyle. Kelebeğe bakarsın. 2N'e N oranlamasını yazarsın. 2A'ya A oranlamasını yazarsın. Alanları da dağıtırsın kardeşim. Tamam. Aslında ben burada ispat yaparken sana bir soru çözüm yöntemi gösteriyorum. Farkında değilsin. Evet, neyse, bunu hallettik. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Bu alan yarısı. Hatta eşitlik gördüğümüzde de hemen aklımıza yarısı olması gelecek arkadaşlar. Şu alan yarısı. Bu alan tüm alanın nesiymiş? Yarısıymış. Peki. Hocam bunlar arasında bir ilişki var mı? Var. Ne zaman var? Şuradaki oranlamalar verilirse. Atıyorum burası 2K 5K ise. O zaman burası 2A'dır. Burası 5A'dır kardeşim. Niye? Çünkü yüksekleri aynı. Sebep? Bak kardeşim, yükseklik çizdim.
Buradan da bir yükseklik çizdin. Bu yükseklik buraya geldi ya. Bu burada kelebek oluştu. Kelebek oluştuğu için ne oldu kardeşim? Şurada bir kelebek oluştu. Kelebekteki oran 1'e 1. Haçsa burası taş oldu. O zaman şuradaki üçgenlerin alanlarındaki yükseklikleri birbirine eşit olmadı mı arkadaşlar? Haşa haş. O yüzden buradaki tabanlarla doğru orantılı olmak zorunda. Eğer böyle bir oran verirse de bunların alanları şuradaki tabanlarla doğru orantılıdır. Aklınızda bulunu. Tamam mı? Unutmayın. Hatta böyle ispatını da yaptım artık. Hatta böyle arkadaşlar 2K'da kalan 2A ise 5K'da kalan 5A yazdınız ya. Şu alanda tüm alanın yarısı ya. O zaman burası 2A 5A. Burası tüm alanın yarısıysa geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı. Yani toplam 7A yaptı. O zaman burası da 7A diye söyleyebilirsiniz. Tamam. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Hatta bununla ilgili güzel sorular çıkıyor. Eşitlik gördüğümüz zaman alan da soruluyorsa onu düşünmek mantıklı oluyor. Mesela burada bunu gördüğünüz zaman hocam Pisagor bağıntısından şurayı bulayım, Pisagor'dan burayı bulayım demenize gerek yok kardeşim. Senden alan isteniliyorsa alana yoğunlaş. Şimdi dikkat ederseniz burada taban ve burada da tabana ait yükseklik var. Yani burası 6 birim. Aa, eşitlik de var. Eşitlik olduğunda hemen aklına şu gelmeli kardeşim. Şu üçgeni oluştur. Çünkü özel bir durum var. Şu bizim 5 yıldızlı alan paralel kenarda hatırlayın. 5 yıldızlı alan. Şu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Biz böyle bir şeyi hep elde etmeye çalışıyorduk değil mi? Özellikle şuralarda falan bir oranlama yoksa. Bu yamukta da şöyle bir eşitlik varsa ona ait bir üçgen oluşturmak çünkü lazım. Çünkü niye? Çünkü bu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır kardeşim. bu üçgenin alanını bulabilirim ben. Nedir bu? 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den ben burayı 12 bulduysam tüm alanda kaç yapacaktır kardeş? Tüm alanda 12'nin 2 katı yapar. Yani 24 yapar. Cevap bu. Geldik şuraya. Oranlama vermiş mi? Vermiş. CD uzunluğu 2K. Ali Bey uzunluğu 5K demiş. Ali Bey uzunluğu 5K'yı yazdın. CD uzunluğu da 2K yazdın. Peki. Burası 20 verilmiş. Hocam şöyle bir alan dağıtsak. Ama çok saçma olduğu belli. Biraz önce de bir ispat yaptım size. Yukarıda ispat yaptım hatırlarsanız. Buradaki üçgenlerin alanları da tabanlarıyla doğru orantılı değil miydi? Çünkü yükseklikleri aynı. Ya da sen o ispatı bağımlı kalma. Uzat bunu. Şuradaki oranlamayı kullanmak istiyorsan. Aa hocam kelebekteki oran 1'e 1. O zaman burası da 2K oldu diyebilirsin. Şu kelebekteki oran 1'e 1 olduğu için. 1'e 1 olduğu için. 2K ise 2K. Hatta şunlar da birbirine eşit oldu diyebilirsin. Bundan sonrasında alan dağıtımı da yapabilirsin. Hatta burada 5K'da kalan 20 ise 2K'da kalan kaç yapıyor? 4 katı 4 katı 8 yaptı. Kelebekteki oran 1'e 1 ise 8 ise burada kalan da 8'dir. S'de kalan 28 ise S'de kalan 28'dir. Bakın bu ispat yöntemiyle de çözüme ulaştık. Diğer ispat yöntemiyle de çözüme ulaşalım. Tüm alan 28 28 kaç yapıyor arkadaşlar? 56 yapıyor. Ya da şimdi dikkat edin arkadaşlar. Burasını 2K burasını 5K vermiş ya. 5K'da kalan 20 ise 4 katı 2K'da kalan da 4 katı 8 tabanlarıyla doğru orantılı olmak zorunda. Çünkü eşit ise yükseklikleri eşit. Ondan dolayı. Tamam mı? Evet. O zaman burada ne çıktı arkadaşlar? Burada da ne çıktı? 20 ise 8 ise bu alan tüm alanın yarısıydı. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı. O zaman burası 28 ise bu alan da 28 yapar. Tüm alan kaç yaptı? 28. 28 artı 8 artı 20 isteniyor bizden. O da kaç yapar? 56 yapar. İstediğiniz yoldan yapın. Görüyorsunuz cevap çıkıyor. Geldik bir sonraki soruya. Hocam. 1 var, 15 var. Değil mi? 1 var, 15 var. Hocam bir de eşitlik var burada. Bak şu alan tüm alanın nesidir? Bir kere yarısıdır. Bunu kullanalım. Yani ben buraya A diyecek olursam burası A artı 15 ise tüm alan kaç yapıyor arkadaşlar? 2A artı 30 yapıyor. Hatta bu alan A artı 15. A artı 15. Tüm alan 2 artı şey yapıyor. Tamam. Hatta şuradaki eşitleri böyle şurada kalanla burada kalan da eşit değil mi arkadaşlar? Şuraya B dersem çift çizgiye kalan B artı 15 ise bakın şu üçgeni söylüyorum arkadaşlar. Alan dağıtıyorum yine. Yapacak başka bir şey yok. B demek zorunda kaldım. Burada alan dağıtayım dedim. Şuradaki oranlamayı yeni kullanayım dedim. Üçgende. Burası B artı 15 ise bu çift çizgiye kalan yine ne olacaktır? B artı 15 olacaktır. Tamam bunu da yazdık. Tüm alan neydi? 2 artı 30 değil miydi? Çünkü bu alan tüm alanın yarısıydı. O zaman
Hatta geri kalan parçalar da şey olmak zorunda. Diğer alan olmak zorunda. Ya da 2 artı 30'u kullanın. 2 artı 30 alanı neye eşit olacak? Bunun toplamı. Yani A'dan bir tane var. Artı. 15, 15, 30. Bir de 1 var. 31 yaptı. Artı bir de 2 tane B var. Artı bir de 2 tane B var. O zaman şunu şöyle attık. A'yı buraya attık. A'yı buraya attık. 2A'dan A çıktı. A kaldı. Bunu da buraya attık. A eşittir 2B artı 1 mi oldu arkadaşlar? A eşittir 2B artı 1 oldu. Tamam. Bunu bulmak bir işimize yarayacak mı bizim ya? 2B artı 1. Şurası 2B artı 1 oldu arkadaşlar. Aynı zamanda A. Peki gençler burada ne yapabiliriz acaba? Şimdi ben özellik olarak vermemiştim ama sizler büyük ihtimalle ezberlediniz. Şurada bir dörtgen var değil mi? Bir dörtgende, şöyle bir dörtgende arkadaşlar, rastgele bir dörtgende. Şu alanlar verilmişse, A, B, C, D verilmişse ne yapıyorduk? Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit diyorduk değil mi? Hocam burada da karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit deyip bulabiliriz. Nereden geliyordu zaten bu? Şuraya A, buraya B diyecek olursam A bölü B. Bak tabanlar oranı alanlar oranına eşit. Buradaki A bölü B de B bölü 15 eşit. İçler dışlar yaparsak zaten oradaki çarpımlar geliyor arkadaşlar. Neyse siz büyük ihtimalle ezberlediniz zaten. Ya da biliyorsunuz zaten bunu. O yüzden ne yapayım ben buradan yapayım. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. O zaman kullanayım. O zaman 2B artı 1 ile B'nin çarpımı. 2B artı 1 ile B'nin çarpımı eşittir. 1 ile 15'in çarpımı. 1 çarpı 15. Yazdık. Bunu da attık. 2B kare artı B eşittir 15 yaptı. 15'i at öbür tarafa. 2B kare artı B eksi 15 eşittir 0 yaptı. Çarpanları ayır. 2B'ye B. 5'e 3 olacak galiba. B'yi elde edeceğim. Çapraz çarpımları 6'ya 5 geliyor. Evet B'yi elde edebilirim. 2 kere 3 artılı bu olsun, eksili bu olsun. Çünkü artı 6 eksi 5'ten B'yi elde edebiliyorum arkadaşlar. O yüzden burada çapraz çarpımların toplamları bunu verdi. 6B eksi 5B'den B geldi arkadaşlar. Yani 2B eksi 5 ve B artı 3 ne olacak? 0 eşit olacak. Peki buradan 2B eksi 5 eşit 0'sa o zaman buradan B kaç geliyor arkadaşlar? Eşittir 5 bölü 2 geliyor değil mi? Yani 2B eksi 5 eşit 0'dan 5'i öbür tarafa attık. 2B eşittir 5. B de buradan 5 bölü 2 geldi. B artı 3 eşit 0'dan B de buradan eksi 3 geldi. B alanı negatif olamaz. O yüzden B alanı ne bulduk? 5 bölü 2 bulduk. Evet B alanı 5 bölü 2. B alanı 5 bölü 2. Bizden ne isteniyor? Alan ABCD isteniyor. Önemli değil. B alanı 5 bölü 2 ise 2B artı 1 kaç yapıyor? 2B artı 1. Şunun yerine 5 bölü 2 yazdığımız zaman 2 ile 5 bölü 2 çarpınca 5 yapıyor. Bir de 1 ile topladım 6 yaptı. Evet burası 6 yaptı. Arkadaş 15 6 daha kaç yaptı? 21 yaptı. Şu alan 21 tüm alanın yarısıydı. Ya da hepsini toplarsınız arkadaşlar. Ya da alan ne yapıyor o zaman arkadaşlar? 2 çarpı 21'den 42'ye eşit olmak zorunda. Tekrarlıyorum. 6 burası, 15 burası. Zaten bu alan tüm alanın yarısıydı. 15 6 daha 21. 21'in de 2 katı neye eşit oluyor? 42'ye eşit oluyor arkadaşlar. Bu da tüm alanın yarısı. Aslında bu soruya bir ödül koyabilirdik. Ama neyse, yamukta çok ödül verdik. O yüzden şey olmasın. Bu da ödüllü olmasın. Bu da zor sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Yani ne kadar çok konu işin içine giriyorsa soru sanki biraz zorlaşıyor arkadaşlar, değil mi? Burada üçgende alan dağıtmayı yaptık. Yamukta alan dağıtmayı yaptık. Dörtgenin şu özelliğini kullandık. Ki kullanmadan da yapabilirdik aslında ama sanki bayağı bir şey oldu burada arkadaşlar. Ondan dolayı başka türlü yapabilir miydik? 2B artı 2, 2B artı 15, 15, 30. Yok yok başka türlü çıkmaz ya. Çıkmaz maalesef çıkmaz. Neyse cevabımız bu yaptı arkadaşlar. Ve gelelim son özelliğimize. Yamukta yanaklar birbirine eşittir. Şu yan taraftaki alanlar ne oluyormuş arkadaşlar? Birbirine eşit oluyormuş. Nasıl mı? Zaten ispatı çok basit arkadaşlar. İspatı basit. İsterseniz oranlamayla göstereyim ben bunu. Atıyorum 2'ye 3 oran olsun. Kelebekteki oran 2 bölü 3 ya. Yaz kardeşim. Burası 2A'ya 3A. Burası 2B'ye 3B'ye yazdın. Bak arkadaşlar bir de şu tavsiyeyi vereyim ben size. Böyle yamukta alan dağıtırken ilk başta kelebekten başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü rasyonel sayıyla uğraşmazsınız.
Kelebekte oran kaça kaç? 2 bölü 3. Daha önce paralel kenarda da söylemiştim galiba. 2 bölünün karesi, 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani burası 4A iken burası 9A yaptı. Sonra alan dağıtıyoruz. 2A'da kalan 4A ise 3A'da kalan bak 2 katı 2 katı burası 6A yapar. 2B'de kalan 4A ise 3B'de kalan da bak 2 katı 2 katı 6A yapar. Gördünüz mü? 6A'ya 6A şeklinde oldu. Dolayısıyla bu birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. İstediğiniz oranı verin. Hep bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz ola. Tamam. Evet, yamukta yanaklar neymiş arkadaşlar? Birbirine eşitmiş. Bakın ben soru yeri kalmadığı için şu soruyu yazmadım. İyi ki de dinliyorsunuz şu anda. Şu soruyu yazmadım. Şöyle bir soru da yazmak isterim size açıkçası. Eski konu anlatımında da vardı zaten. Şöyle bir soru. İnşallah soruyu hatırlarım. Şöyle. Heh, doğru. Şöyle. Sorumuz şu. Soru diyor ki bize şu alanlar şuradaki alan 18 ise tamam mı? Şu alan 18'miş. Taralı alan 18. Düzgün yazayım ya. Bu alan 18 ise bu A alanıyla B alanın toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Soru bu. Tamam. Ne yapacağız hocam? Bu bir yamuk. Hocam yamuksa ben buradan bunu böyle çizersem karşılıklı kenarları paralel olan şuradaki dörtgen de bir yamuk. Burası A alanıysa burası da A alanı yapar mı? Yapar. Hocam yan tarafta bir yamuk. O zaman yanaklar birbirine eşit. Şurası B ise şurası da B yapar mı arkadaşlar? Yapar. Yani burası da B alanı yaptı. B ise B. Bizden ne isteniyor? A artı B isteniyordu. Dikkat edin, A artı B alanında kaç eşit zaten? 18'e eşit sevgili gençler. Tamam. Evet, geldik yamuğun son sorusuna. Hocam ABCD yamuk. Şu paralel kenar demeyin. Yapmayın. Bunlara paralel demediği sürece paralel kenarmış gibi muamele yapmayın kardeşim. Sakın. Sakın. Tamam mı? Ne yapacaksınız mesela burada? AE uzunluğu 3K, EB'nin uzunluğu 2K. EB'nin uzunluğu. AE ne? EB ne? Şu şey arkadaşlar. Yanlış yazmışım. Şurası şey olacak. AF olacak. Tamam mı? Ya da şurayı E noktası diye düşünmüşüm ben. Tamam mı? Soruda. Şurası E gibi düşünmüşüm. AE eşittir EB. Tamam. Ya da şurası E olsun, burası F olsun. Heh. Soruda şöyle bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Ne olacak o zaman arkadaşlar? AE'nin uzunluğu şurası 3K iken burası ne? 2K. Düzelttiririm ben bunu, sıkıntı olmaz. Yani EB'ye 2K yazıyorum. EB'ye 2K yazıyorum. AE'ye de ne yazıyorum? 3K'yı yazıyorum. Burada da bir hata varmış gibi ama neyse. Devam edelim bakalım soru çıkacak mı? Tamam, şurası E noktası arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Şu bir yamuk. Hocam şuradaki 8'i ben nasıl kullanabilirim? Hiçbir şekilde alan dağıtamıyorum. Bakın hocam 3K ise burası da 3K. Sakın demeyin. Sakın demeyin. Paralel kenar değil bu kardeşim. Paralel kenar değil. O yüzden sadece ve sadece AB ile CD'yi paralel vermiş. Yamuk. Hocam ben bu 8'i nasıl kullanabilirim? Çiz o zaman şu köşegeni. Şunu şöyle çizince bu büyüğü yamuk. Şunu da çizince şurası da bir yamuk olmadı mı kardeşim? Oldu değil mi? Yani 8 ise o zaman burada kalan da ne oldu? Yamukta yanaklar birbirine eşit oluyordu. Yani burada kalanla burada kalan birbirine eşit. Yani 8 ise burada kalan da kaç yaptı? 8 yaptı. Buraya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? Buraya. 44'ten 8 çıkart. 44'ten 8 çıkart. Ay. 26 mı? 36 mı yapıyor? Evet, burası 36 yaptı arkadaşlar. Hocam burası 36 ise burası da 36. Hala aynı hatada devam ediyoruz. Hayır kardeşim, bu paralel kenar değil. 36 ise 36 diyemeyiz. Hocam ben neyi kullanacağım? Bak ne diyoruz sorularda hep? Sorularda şuna dikkat edin. Şuradaki oranlamayı kullanmak lazım. 3K'da kalan 36 ise kaç katı? 12 katı. Doğru orantı vardır. 12 katı ise burası. 12 katı ise 2K'nın da 12 katı. Yani burası 24 yapacak. 24'ten 8 çıkart. 24'ten 8 çıkart. 24 yapacak. Şurada kalan 24 yapacak. 24'ten 8 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 16 kalıyor. Yani şurada kalan 16 yaptı. Peki burası 16 yaptıysa arkadaşlar, şuradaki alanı bulacağım ben.
Hocam herhangi bir dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşitti. Yani A çarpı 16 eşittir 8 çarpı 8'den A'yı 4 bulabilirsiniz. Ya da hocam zaten bak 8'e 16 oran var burada. Alanlar tabanlardaki oran A'ya 2A'dır. 1'e 2 oran varsa burada da o zaman alanlarda da 1'e 2 oran olacak. Yani 2A'daki 8 ise A'daki de kaç yapar? 4 yapar diye de yine bu şekilde bulabilirdik arkadaşlar. Evet, olay bu. Öyle kafamızdan böyle paraya kenara benziyor, paraya kenar falan filan demek yok. Bunlara dikkat edin. Verilen bilgileri her zaman söylüyoruz zaten. Verilen bilgileri kullanabildiğin sürece çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz kardeşim. Tamam? Evet arkadaşlar, yamuk konusunu böylelikle bitirdik. Ve dörtgenlerin son konusu olan çokgenler konusunu bundan sonraki konuda işleyeceğiz. Çokgenler konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.